Beton siyaseti iflas etti. Konutu canlandırma girişimleri istenilen sonucu vermedi. Türkiye'de ekonomik krizin en çok etkilediği sektör konut sektörü oldu. Beklenen bir durumdu. Çünkü uzun zamandan bu yana konut satışları oldukça düşme eğiliminde. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2019 Mayıs ayında 82.252 konut satıldı. Konut satışları 2019'un Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,3 oranında azaldı. Emlak alıcısı, yatırımcı şu anda beklemede. Bu yüzden düşüşler var. Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 594 konut aldı. Irak sırasıyla İran, Rusya, Afganistan ve Suudi Arabistan izledi. Piyasadaki hemen hemen %90 alıcının yabancı olduğu duyumları geliyor. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %85,8 oranında azalış gösterdi. Konuttaki çöküşü önleme adına hayata geçirilen paketlere bir yenisi daha eklendi. Hedefse talepleri öne çekmek. Alımını erteleyen müşterilerin taleplerini biraz öne çekmek istedik. Enflasyona endeksli konut kredisine başvurular alınmaya başlandı. Satın alınacak konutun %80'ine kadar kredi kullandırılabilecek. 120 aya kadar vade belirlenecek. Alacağı konutun ekspertiz değerinin %80'ine kadar olan bölümünü biz kredilendiriyor olacağız. Duyuruyu Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın yaptı. Faiz oranının TÜFE artı 0.19 aylık marj oranı olarak belirlendiğini söyledi. Yarın geldiğiniz basit olması için söylüyorum. Enflasyon 12, dolaylı aylığı 1'e geliyor. Ona biz 0.19 diye bir marj ekliyoruz. Yani enflasyon. Bu 1.19'a geliyor. Piyasaya bir can suyu olacaktır mutlaka. İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa bu paketi değerlendirdi. İyileştirme ne olursa olsun mutlaka bu sektöre faydalı olacaktır. Ama bunun hesabını kitabını iyi yapmak gerekiyor. Konut satışları en çok lokomotif sektör olan inşaat sektörünü etkiliyor. Yaklaşık 2 milyon çalışanı var bu sektörün şu anda. Tabii ki bundaki sıkıntı en azından 200'den fazla alt ve yan sanayiyi etkileme anlamına geliyor. Bu durum hala hazırda 5 milyona dayanan işsizliği de tetikleyebilir. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat 2019 iş gücü istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi arttı. Kayıtlara 4 milyon 544 bin kişi işsiz olarak geçti. İşsizlik oranı 2018'e kıyasla 4 puanlık artışla %14,1 seviyesinde gerçekleşti. Genç işsiz ordusu da her geçen gün büyüyor. 15-24 yaş arasındaki nüfusta işsizlik oranı 7,5 puanlık artışla %25,2 olarak kaydedildi. Okumayan ve çalışmayan genç oranı ise %24 oldu.